Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepinize hoş geldiniz efendim. God of Weapons'la karşınızdayım. Ve God of Weapons'ın yeni bir bölümündeyiz. Pyrus karakteriyle, artık Pyrus diye mi okunuyor, ne diye okunuyor bilmiyorum. Healer karakteriyle 4. kademe zorlukta bir mücadele vereceğiz. Upgrade'lerimizi öncelikle yeniden ayarlayalım. Arbalet kullanacağım. Hiç yakın dövüşe girme niyetim yok. O yüzden Projectile Power'ı arttıracağım. Ücretsiz yenileme yapabilsem iyi olur. Başka ne yapabilirim? Titanate drop değil de belli seviyelerde daha çok envanter alanı daha çok işime yarar. Ücretsiz yenilemeyi de bir arttıralım. Sanırım tamamız. Dostlar, bu arada ilk kez bu zorlukta oynayacağım ve ayrı bir karakter açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorum. Bu karakter için 60 armor yap diyor mesela. Yeni zorluğu denemek yerine 60 armor da kasabiliriz. %65 kritik kas diyor bunun için. Şuradaki karakter için ne istiyor? 50 movement speed. Buradaki için ne istiyor? Ne istediğini bilmiyorum. Peki. Girelim şu son kademe zorlukta oynayalım madem. Kamerayı biraz aşağı alıyormuşuz. Ki para barını kapatmasın. Ya da şuraya mı alsak? Çünkü burada da istatistikleri kapatıyor. Burada dursun şimdilik ya. Uzun zaman oldu oynamayalı. O yüzden nerede ne vardı hatırlamıyorum. Bannerlord değil efendim. Yenine atın. God of Weapons'da yayın. Artı 4 envanter alanı. Güzel. Muhakkak zaten şey kullanacağız. Arbalet kullanacağız. Bir bug ya da bir hata olmuş olmalı muhtemelen. Okan hoş geldin. Teşekkür ederim Utkucuğum. Sağ olasın. Daha envanter alanın var mı? 3 alan daha var. Peki. Şu yukarıdan ilerleyelim şöyle. Aa, otomatik arbaletimiz seviye 1'e düştü değil mi? Bu ne yapıyordu? Silahlara kutsal buff'ı veriyor. Abi hiç gerek yok. Hiç gerek yok minimal buff'larla uğraşmaya. Şimdi ücretsiz yenilemizi atalım. Bir tane daha otomatik crossbow'umuzu alalım. Sonra başka burada alacağımız bir şey var mı? Armor düşürmek istemiyorum. Attack speed ya da işte projectile speed. Bunlardan birini arttıracak bir şeyler işimize yarayabilir. Bir yenile daha atayım. Evet. Bahtımız varmış. Ayrıca bakın burada bir tane de attack speed arttıran item var. Can yenilemem var. Armor biraz düşük olsa da önemli değil. 3 tane silahım var. Bu 3 silah artı 8 görüş açısı da sağlıyor. Peki. Full menzilli. Yanımıza adam yanaştırmadan. Olabilecek en iyi gameplay'i yapmaya çalışacağım. Harika. Şimdi şuradan envanteri bir tık daha büyütelim. Yenile at bakayım. Pekala. İki ücretsiz yenileme hakkımız var. Onları bir kullanalım. Bir tane daha otomatik silah. Al bunu. Bu ne yapıyor? Movement speed düşürüyor. Her 100 düşmanda bir recovery kasacağımız için buna ihtiyacımız yok. Yenile atıp parayı mındar etmeyelim. Devam edelim. 4 tane arbalet yeterince iyi.
can çalma item'ı. Ama biliyorsunuz ki bu karakterde herhangi bir şekilde can çalma işe yaramıyor. Bulabilirsek bir arbalet daha alırım. Ama otomatik arbalet lazım. Evet, şöyle biraz paramızı harcama zamanı. Hem kritik ihtimali hem projectile power. Aa, bir tane de crossbow var. Şunu kitle. Bunu al. Bakın bu saldırı gücünü arttırıyor. Normalde 8 vuruyor. Bununla beraber 9 vuracak. Artı bir de bedavadan kritik ihtimali alacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela buraya. Hem attack speed için hem projectile power için arbaleti de böyle koyarız. Daha fazla yenile atmaya gerek yok. Zaten envanterimde alan yok. Dostum bura daha ilk kat. Ama zorluk derecemiz dördüncü kademede. Yani yavaştan arkadaşlar bizi bir zorlamaya başlayacak. Bir şey toplamanıza gerek yok bu arada. Oyun sonu otomatik geliyor. Hayatta kalalım yeter. Evet, sanki bu iş bizi biraz zorlayacak gibi. Seni almanın bir yolu yok. Silah sayısını arttırmayı isterdim ama şu iki ücretsiz yenilemizi atalım. Evet. En azından atak speed artıyor. Ama vuruş gücüne de ihtiyacımız var. Bunu bastığımız zaman öldükten sonra yeniden dirilebiliyoruz bir tur. Ama maksimum canımızı yarı yarıya azaltıyor. Çok da pahalı bir item zaten. Öleceğimizi zannetmiyorum ya. Evet, full otomatik arbalet build'i fikrim var. Seri sıkıyoruz. Ama kesinlikle güçlü değiliz. Hasar vermeye yönelmemiz lazım. Şu an temel sorunumuz hasarımızın düşük kalması bence. Mesafemiz gayet iyi. Abi şöyle yaparız. Örsü alırız. Silahın birini upgrade'leriz. Gene mi 9 vuruyor? Gerçi şeyi koymadık daha. Bu arkadaşı koymadık buraya. Seni kitleyebilirim. Attack speed günün sonunda mutlaka işe yarayacak. Ve kamerayı biraz kapatacağım dostlar. Valla Ege, Utkucuğum, en son dediğim gibi Kanada'ya gittiğini biliyorum. Geri döndüğünde aboneliği falan yeniledi. Arada bir konuştuk ettik. Ama onun dışında ne yapıyordur, ne ediyordur bilmiyorum. Bak saldırı hızı şu an için tutuyor.
Ama ilerleyen zamanlarda kesinlikle bir upgrade'e ihtiyacımız var. Mutlaka upgrade'e ihtiyaç duyuyor yani. Başka bir ihtimal yok. Seni buraya yerleştirelim. Seni şöyle çevirelim. Ve şu şekilde bir atak speed'imizi %32'ye doğru çıkartalım. Ondan sonra. Bir tane daha geldi de. Abi sayısını ne kadar arttırırsan arttır. Vuramadıktan sonra bir işe yaramaz. Ama ne var? Şöyle bir şey var. 6 tane olduğu zaman daha uzak mesafeyi görebilecek. Yani artık 20 birim uzağa, 20 kare uzağa görebilecek. 80 görüyordu. Artık 100 adım uzaktan vuracak elemanları. Bu faydalı olur. Şöyle 1-2 yeniliği atarız. Bence paramızı saklayalım. Kat ondan sonra daha iyi itemler geliyor. Saldırı hızını biraz düşürdük. Ama mesafeyi arttırdık. Hop, artı bir bedava envanter slotu. Şimdi de şu yan tarafı açmaya başlayalım. Biraz yanlara genişleyelim. Yumruğa ihtiyacım yok. Bir tane daha alırsam kaç oluyor görüş açısı? 24. Bence 6 silah yeterli. Yürüyüş hızı kritik. İhtiyacım yok. Can arttırma artı can yenileme. Zaten biz her 100 yaratık kestiğimizde bir can yenileme kasıyoruz. Ama maksimum canımızın artması gerçekten işe yarar. Şuraya bir maksimum can arttıran kemeri koyalım. Maksimum canımız 84 oldu. Can yenilememiz de saniyede 1.37. Gayet iyi. Dostum ünlem Instagram yazarak Instagram hesabıma ulaşabiliyorsun. Bir tane item'a çalışıyorum upgrade konusunda ama olsun. Yep, şey değişebilir. Bunlar pusulalarla değişebilir. Şöyle daha çok hoşuma gitti. Biraz yürüyüş hızım düşüyor ama zaten koşturmamı icap eden hiçbir şey de yok. Bir de şeyi atsana sana zahmet Ozan'ım ya. Sevgili kaptan teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Ozan'ım bir de şeyi atsana sana zahmet ya Rise Son of Rome'u. Tamamdır Ozan'ım, sıkıntı yok. Gel bakalım şöyle şurayı büyütelim. Aha. En sevdiğim itemlerden biri. Mesafenin artması her zaman işime gelir. Abi şöyle yapsak. Bunu buraya yerleştirip bir tane daha arbalet alsam. Hala çok az vuruyorum ya. Benim yürüyüş hızı pert oldu bu arada.
Eksi 6. Bunlar vurdu mu beton gibi çarpıyor. Abo. Bir diş daha buldum. Kamerayı şimdi açacağım, evet. Yeni Warband serisi düşünmüyorum. Şeye devam edeceğiz. Bannerlord'un vampirli moduna. Yeni Warband serisi olarak da ilerleyen aşamalarda. Can çalmaya işe yaramıyor ne yazık ki bunda. Yeni Warband serisi olarak da ilerleyen aşamalarda şey düşünebiliriz. Abi bütün silahları alacak kapasitem yok ki. Bir tur daha yenile at. Bir tane daha. Tier 2. Yüzüklerin Efendisi modu düşünebiliriz. Fazladan resource. Şimdilik dursun. Şimdi bu tur bir tane elit eleman gelecek. Aha geldi. Dokunulmazlığı aldım. Dokunulmazlığı alıp elitin dibine giriyorum da. Elit bana mısın demiyor. Kurtlardan biri daha üstüme atlarsa sonu benim için hiç iyi olmayacak. Peki. Şöyle yapalım. Mesafeyi biraz daha arttıralım. Düşman miktarı artıyor ama mesafe de iyidir. Can ve armor arttırıyor. Hayır, hareket hızını artık kısmak istemiyorum. Bir tane silahım kademe 4 oldu. Bir tık daha görüş açısı versem kendime. Şahane. %9 damage. İşe yarar mı peki? Yani onu 11 bile yapsak şu an iyidir. Evet, işe yarıyor. Bence şöyle yapmalıyız. Birazcık silah sayısını azalt. Ve yanına buff al. %25 damage ama düşman daha fazla. Kaç vuruyor? 14 vuruyor. 21 vuruyor. Tamam, makul. Dişi kitle. Bunu kitle. Tamam, şu ikisi iş yapacak. Biraz seviye almam gerekiyor sadece. O ikisi iş yapacak. Bayağı da güzel iş yapacak hatta. Yürü bakalım.
Şimdi silah sayısını azaltmak ne kadar mantıklıydı bilmiyorum ama... Biraz buff'la oynamam lazım. Silahları iyi hasar yetmiyor. Dokunulmazlık alıp öyle giriyorum. Nebi Savaş. Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Nebi Savaş hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Desteğin için sağ olasın. Şuraya doğru açılalım. Paranın altında iki tane bir şey var. Ne işe yarıyor derken. Onlar şey. Kalıcı bufflar açmanı yarayan tokenler. Onlar sayesinde kalıcı buff açabiliyorsun. 18 vuruyor, 25 vuruyor. Güzel, en azından biraz vuruş gücü aldık. Ayakkabıları kitle, gelecek tur ayakkabıları alma hedefim var ama neyin yerini alıp nereye koyacağım bilmiyorum. Bak, bir damage arttıran zıbıdık daha var. Şöyle yapılabilir, bak bir saniye. Benim onunla alakalı bir planım var. Öncelikle bunu sat. Nasıl bir şey yapılabilir? Şuraya gel. Burayı bir aç. Şimdi bunu aldın. Bunu böyle aldın. Kaç vuruyorlar? 21. 20. Böyle böyle koyduğun zaman olmuyor. Şu şekil koysan da olmayacak. Buraya böyle bir L şeklinde bir buff gelebilir. Ya da şu ayakkabıyı alırsın. Silah miktarımızdaki ciddi azalma beni ürkütüyor ama fazla vurmak için bu gerekli. ...22 vuruyor. 5 silah var. 5 silah az ya. Pusulayı alacağız bir şekilde. Şu an burası sıkıntı. Riskli hamleler. Şu an düşman sayısı ciddi anlamda fazla bu arada. Amel defterimiz kapandı. Ah! Rest'in kendi özelliği. Bir tur kalkıyordu bu değil mi ölünce? Ulan be. Sevgili Klan'dan abonemiz olarak aramıza katıldığın için çok çok teşekkürler. Hoş geldin. Abi amel defteri kapanan gaming saniyede 2 can yeniliyor da yetmiyor ki. Bütün parayı harcayacağım bu arada. Çünkü ölünce paranın pek bir anlamı yok. Sayısını azaltmayacağım, merak etmeyin.
Zaten azaltmam demek ölmem demek. Şuraya da bir küçük küp. Daha üst kademe silah arıyorum. Bu da kademe 1. Bu da kademe 1. Artı 2 armor. Bütün paranın içinden geçtim an itibariyle. Ve hiçbir şey yok. Neyse ki saniyede iki can yeniliyor. Abi böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok hocam. Yani buna ne saldırı yeter, ne saldırı gücü yeter. Buna bir şeyin yetebilme ihtimali yok ki. Sevgili Ahmet, 5. ayında teşekkür ederim. Ahmet sağ olasın. Lifesteal bu karakterde çalışmıyor dostlar. Çünkü bu karakter bir priest ve kendisi can çalma kullanamaz. Sadece sağlık yenileme kullanabiliyor. Yani menzili arttıracağım da menzili arttırmanın da bir lüzumu yok ki. Ne yapılabilir? Atak speed alabilir ya da kritik ihtimali. Yüzdelik hasar kısıyor ama kritik ihtimali önemli. Bir turda buradan kritik alır. Armor'un eksi bir olması hiç önemli değil. %39 ihtimalle kritik vurur. Bir şekilde hayatını kurtarır. Ne yaparız burada başka? Can yenilemesi zaten kendiliğinden iyi. Bunu alırız. Armor'a atarız. Pusulayı alırız. Bu sayede silahlar 26 vurur. 31 vurur. 34 vurur. Ve %44 ihtimalle de kritik vurur. Bence şu yüzdelik hasar arttıran kuru kafalardan kurtulmalıyız. Çünkü onlar düşman sayısını %10 %10 arttırıyor. O kuru kafaları atıp yerine silah falan almamız lazım. Tam zamanında geldi. Yok abi vefat. Çok fazla var. Ulaş görüşürüz. Sevgili Ahmet teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Şimdi
Kademe 4. Evet, zormuş. Bizim burada yapacağımız şey bence yeni karakterlerden birini açmak olmalı. Mesela 60 armor biriktirip şu yeni karakteri açmayı denemek bana mantıklı gibi geliyor. Ve bunu da şövalye ile yapmak mantıklı gibi geliyor. Her unique silah için %25 attack speed. Range silah kuşanamaz. İtemler daha pahalı. Şu Elder Knight'ı almak istedim. Birinci kademede keseceğim bunu. Neden bunu almak istedim? Çünkü bunun her melee power'ı, her mage power'ı armor olarak geliyor. Yani melee power'ı fullersin. Ondan sonra buradan şöyle yaparız. Silaha tiyar verirsin. Ve envanterde ekstra slot istersin. Bununla beraber biraz parayla başla ve devam. Evet dostlar, amacımız 60 armor kasmak. Yeni karakter açacağız. Çünkü kademe 4'ü kesemiyoruz şu an. Yiğit Candar abonemiz olarak aramıza katılıyor. Sevgili Yiğit, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş geldin. Evet, şu zıbıdı kesinlikle kaldıracağım. Buna göre combo oturtacağız diye götümüz çıkıyor çünkü. Melee power artı 12. Her armor mu melee power veriyor bu karaktere? Ha, her iki armor melee power'ını arttırıyor. Yumruk atsa aslında yumruk da atar. İlla kılıç olmak zorunda mı? Gerçi kılıçlar melee power arttırıyor. Bu şey ne yapıyor? Fist ne yapıyor onu bilmiyorum. %20 kritik ihtimali var galiba yumruğun. Abi yumrukçu bir şövalye ile oynarım ya. Armor. Dodge ihtimali düşebilir. Hiç mühim değil. Kademe 3 bir silah sattım az önce. Farkındayım bu arada. Yumruklar biriktikçe attack speed ve can geliyor. Dodge'lamasa da olur, yavaş yürüse de olur. Zaten yavaş yürümesi karakterin kendi özelliği. Yumruğu aldım, kilitledim. Devam. Yiğit Candar, teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu karaktere biraz attack speed lazım sadece. Niye? Çünkü zaten vuruşları çok kuvvetli. Can çalma falan da eklersin kenarına. Mis. Yumruğun sayısı arttırıldı. Armor verildi. Abi çok fena can ve armor alabiliyorum. Zaten 60 armor yapma görevi var. O yüzden bulabildiğimiz her fırsatı değerlendirelim. 12 armor. Abi evet, 12 armor da önemli. Kitle şunları. Seviye almasını bekle karakterin. Bak ilk seviyelere şu örümcek kırıklı arkadaşı da eklemişler.
Armor'u nasıl alacağız acaba? Ya da neremizi alacağız? Armor Vitality. Yani şunu satıp gerçi Armor'u bir düşürüp can falan da almış oluyorum da. Nasıl olur bilemedim. Şunu da kilitle o zaman. At bir yenile. Birader şimdi her yerden yumruk geliyor da atak speed olmadan bu iş zor. Çünkü çok yakına girmek zorunda. Yakına girdiği senaryoda ister istemez dayak yer. Ya da arkadaşa o kadar kuvvetli can çalma kasacağız ki hasar yese bile aldırış etmeyecek. Şu an bu senaryoda benim bunların hiçbirini alma imkanım yok. Şu armoru al. Bunun kilidini kaldır. Bunu beklet. Artı 30 armor. 25 milli power yapıyor. Vurduğunu indiriyor. Şimdi o armoru atmışlarım da hayatta kalamıyorum. Abi damage düşebilir. Lifesteal. Şöyle dokunulmazlık olduğunda rahat keyifler yerinde. Efendim sevgili Sherlock, Prime'ın avantajıyla 8. ayında birkaç aydır gelemedim yayınlara. Nasılsın Samet abim demiş. İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olasın, sen nasılsın? Ularyum hoş geldin, merhabalar. Abi şöyle yapıyoruz. Çok şükür yumruğu beşledik. %8 atak speed'i var. 6. yumruk. Bas babam bas yenileyi. Lifesteal %8. Ha biraz menzil de alsa hiç fena olmaz. Zaten burada ana amaç yeni karakter açmak olduğu için şöyle yapacağız dostlar. Hayatta kalabilecek dereceye geldiğinde sırf armor ekipmanları alıp ...60 armor kasıp yeni karakter açacağız. Abi kademe bir yumruk bir şey değil. Ama kademe iki yumruk varsa iş ayrı. Armor'u bir tık düşürmesi kötü. Armor düşünce damage de düşüyor ama şu an kuşanabilecek başka bir silahım yok. Sevgili Tabuçu gayet iyiyim. Sağ olasın, sen nasılsın? Azıcık atak speed bile o kadar güzel fark ettirdi ki. Şimdi şu cep de zaten vurduğu adamı bayıltıyor. Biraz da hasar verebilirse harika.
şurayı açmaya çalışalım. Damage'i yeterince iyi. Yumruk sayısını altıladım. Oo. Akademi 2'ler falan rahat geliyor. Şuna ihtiyacım yok, buna ihtiyacım yok. Yarattığımız yeniden kademe 2 mi gelecek yumruk? Vallahi her attığımız yeniden geliyor bu arada. Ben şeyle alakalı bir şey aradım. Saldırı hızıyla alakalı. Tamam, şunu da kilitlerim, devam edelim. Abi çok fena. Bak farkında mısınız bilmiyorum. Biraz saldırı hızı verse... Kralını tanımayacak da... Geldi bu arada attack speed. Kitledim. Ama can çalmayı bırakmam. Hoş gülüm benim. Mikrofonu ben kapattım efendim. Sıkıntı yok, her şey kontrolüm dahilinde. Aha bir attack speed item'ı daha. Tamam, şu karakter ayakta duracak vaziyete geldiği an, ki şu an görüyorsunuz zaten çok iyi vuruyor. Aşkım 60 armor kasıp karakter açmaya çalışacağım. Ben hayatta kalamıyorum gülüm. Hatta ben galiba şu an elime alıp öldüm. Hı hı. Mantıklı. Life Steal'in falan da var da gülüm. Yok, içimden geçti. Evet, bugün çok başarılı olamıyoruz dostlar. Önce kademe 4 zorluğu denedik, başaramadık. Sonra yeni karakter açmayı denedik ve gene başarılı olamadık. Halbuki Knight bana mantıklı fikir gibi gelmişti ama anladığım kadarıyla menzilli silah kullanmadığın zaman oyun bir hayli zorlaşıyor. Ya da menzilli silah kullanmamama rağmen armor doldurmam işi biraz zorlaştırdı. Bilemiyorum. Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim. Vakit ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.